Üsüyü teşekkürlerimi arzım sunuyorum. Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Milletvekillerim, Karayolları ailesinin değerli üyeleri, değerli Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanları, Karayollarının bütün bu hizmetleri yürütmesinde bizimle beraber olan çok kıymetli müteahhitlik sektörümüzün temsilcileri ve çalışanları, Bakanlığımızın çalışanları, hanımefendiler, beyefendiler sözlerine başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ülkemizin en köklü kuruluşlarından biri olan Karayolları ailesinin bir ferdi olarak geleneksel bölge müdürleri toplantısında sizlerle birlikte bulunmaktan son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, medeniyetlerin gelişmesi ve uygarlığın en temel aracı kuşkusuz ulaşım kanallarının gelişmesiyle alakalı. Ulaşamadığımız, erişemediğimiz yerlerde söz sahibi olmamız, orası ile ilgili bir tasarrufta bulunmamız da söz konusu değil. Dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de ulaşımın can damarları karayolları. İşte bu noktada kelimenin tam anlamıyla ülkemizin yollarını karayolları ailesi olarak sizler bizler açıyoruz. Bu aile ülkemizin en büyük işlerini, en büyük projelerini hayata geçiriyor. Ancak şunu da biliyoruz ki büyük işler ancak takım ruhuyla aynı hedeflere kenetlenilerek gerçekleştirilir. Biz bu ruhu birlikte yakaladık ve az zamanda çok işleri hep birlikte başardık. Özellikle ulaşım hamlesinin başlatıldığı 2003 yılı sonrasında karayollarında tam anlamıyla bir devrim yaşadık. 79 yılda 6101 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğu 12 yılda 23.716 kilometreye çıktı. 12.186 kilometre uzunluğunda olan 18 adet Kuzey-Güney Karayolu koridoru 9.429 kilometresini iyileştirdik. Geçen yıl hem sunumda hem Sayın Genel Müdür'ün belirttiği konuşmasında rakamlar üzerinden çok geçildiği için bir daha sizleri zamanla almak istemiyorum. Ama sadece geçen yıl 666 kilometre bölünmüş yol, 25.7 kilometre uzunluğunda 9 adet tünel, 12.137 metre uzunluğunda 122 adet köprünün yapımı ve 18 adet tarihi köprü restorasyonu tamamlamış bulunuyoruz. 1553 kilometre BSK kaplama yapım ve onarımı, 12.384 kilometre sahti kaplama yapım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmalarla birlikte dünyanın en büyük projelerini de hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bağlantı yolları dahil toplam 421 kilometre uzunluğundaki bugüne kadar ülkemizdeki en büyük yapmışlık devlet projesi olan İstanbul-İzmir otoyolu ve Körfez geçişi projesini gerçekleştiriyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu Kuzey Marmara otoyolu projesi de adım adım sona doğru ilerliyor. Ovid tüneli, Salmankaş tüneli, Can Kurtaran tüneli gibi birbirinden önemli projelerimiz de hızla bitme noktasına geliyor. Bu projelerde yapım çalışmalarının iş programına uygun, hatta çoğu noktada önünde gidiyor olmamızı görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Özel bilgi ve deneyimi, tabiat şartlarına karşı mesai saatleri ile
sınırlandırılamayan hizmetleri özleriyle üretecek dinamik bir kadroyu bünyemizde bulunduruyoruz ve bu kadroyu geliştirmek için elimizden gelen bütün gayretleri de sarf ediyoruz. Tüm kamu yatırımlarında olduğu gibi sizlerin de mühendislik işlemlerinde, hizmetlerinde iş tekniğine uygun ve en ekonomik şekilde yapma zorunluluğu malumunuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kabul kaynaklarını kullanırken hep birlikte azami dikkat göstereceğimizi ve her bir kullandığımız kaynaktan azami faydayı temin etme yolunda her türlü gayreti göstereceğimiz hususu herkese malum. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak ülkemizin sahip olduğu coğrafi konumu iyi değerlendirerek ulaşım kavşağı haline getirme azim ve gayretiyle yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu azimle Türkiye'nin dört bir yanında şantiyelerimiz harıl harıl çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki 8 ayda bu yıl için belirlenen 1000 kilometre bölünmüş yol hedefimize ulaşacağımıza, hatta aşacağımıza inanıyorum. Bunun yanı sıra yıl içerisinde 13.200 kilometre yeni asfalt ve 1250 kilometre bitumlu sıcak karışık kaplama yaparak yol ağımızın standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Ayrıca yine yıl içerisinde 70 adet yeni köprü yapacağız ve 30 adetinin de yenilemesini gerçekleştireceğiz. Tarihi köprülerimizin restorasyonlarını da yaparak tarihe ve kültüre katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu yıl içerisinde 15 adet tarihi köprünün restorasyonunu da tamamlamış olacağız. Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında ve kara nokta çalışmalarımız ve sinyalizasyon ve kavşak çalışmalarımız da süratle devam edecek. Bu şuurla yapacağımız çalışmalar ile 2023 yılına kadar hedeflediğimiz 7169 kilometre bölünmüş yol ile yap işlet devlet kapsamında gerçekleştirilecek olan 5615 kilometre otoyolun hizmete girmesiyle toplam bölünmüş yol ağımızı da 36.500 kilometreye çıkaracağımıza inancımız tamdır ve bütün gayretlerimizi bu yönde sarf etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, değerli konuklar, karayollarında yapılanlar hepimiz için birer gurur kaynağı. Bugün Türkiye'nin her tarafında, bölgelerde, şubelerde, şantiyelerde görev yapan binlerce, on binlerce arkadaşımızın, yüklenicimizin, alt yüklenicimizin bu projelerin gerçekleştirilmesinde çok ciddi katkıları var. Bu vesileyle siz değerli karayolcu arkadaşlarıma yollarımızın planlanmasından projelendirilmesine, yapımından bakımına, işaretlenmesine kadar verdiğiniz her bir emekten ve her bir terden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda da her adımı birlikte atacağımızdan ve bu hizmet bayrağını devraldığımız noktadan daha da ilerlere birlikte götüreceğimizden ve sizlerin moral ve motivasyonunun yükselmesinde elimizden geleni yapacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakanımıza, kabinemizin değerli üyelerine, ulaştırma sektörüne büyük hizmetler yapan görevi devraldığım tüm bakanlarıma, bu karayolları ailesinin geçmişten bugüne aramızda olan olmayan bütün fertlerine ve özellikle çalışmalarımızda kaynak aktarma noktasında her türlü özveriyi gösteren değerli hükümetimizin bakanlarına ve tüm kurum ve kuruluşlara da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi bitirirken fikirlerin, projelerin, çözümlerin tartışıldığı, geleceğe yönelik hedeflerin belirlendiği,
bu geleneksel bölge müdürleri toplantısının başarılı geçmesini diliyor. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.